Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Erhan Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler. Çok sağ Hoş olun geldiniz hocam. için. Gerçekten büyük şeref, hakikaten sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Önceden bir deneme yapalım diye açtım ama herkes burada, güzel. Başlayalım mı hocam? Eğer tamamsak. Eğer siz tamamsanız başlarız. Tamam, başlayalım o zaman. Öncelikle merhaba, ben Melike Yetim. Bugün toplantımızda moderatörlük yapacağım. Bugün burada toplanmamızın sebebi Türkiye'nin gelecekte ne gibi sorunlarla karşılaşabileceği ve bu sorunlara nasıl önlemler almamız gerektiğini konuşacağız. Söyleşimizin bugünkü konuğu değerli araştırmacı, yazar ve eğitmen Erhan Altunay hocamız. Erhan Hocam tekrardan hoş geldiniz. Davetimizi kırmayıp söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Böyle bir yerde olmak tabii çok mutluluk veriyor. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Sizce önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'de hangi olumsuz hadiseler olacak? Türkiye ne tür krizlerle baş etmek zorunda kalacak? İklimsel, teknolojik, askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal öngörüleriniz nelerdir hocam? Valla tabii 20 yıl içinde neler olacağını söylemek biraz daha çok kahinlik yapmak olur ama görünenden yola çıkarak neler olabileceğini bir düşünmek lazım. Tabii dünyayı ve Türkiye'yi bekleyen doğal krizler var ilk başta. Her şeyin ötesinde. Bunlara karşı Türkiye'nin acilen önlem alması gerekiyor. Yani özellikle büyük şehirleri etkileyecek olaylar bunlar. Şehirleri herhalde biraz daha sonra gireceğiz. Genel konuşuyoruz değil mi şimdi? Evet hocam. Evet, yani genel olarak tabii ki iklim olumsuzluğunun getirdiği şeyler var. İklimin bir görüş hiç öyle iklim krizi yok, küresel ısınma yok. Her şey iyi, çok abartılıyor diyor. Bir görüş, evet iklimin doğal döngesi bazen ısınma bazen soğuma olur diyor. Bir görüşte iklim krizine doğru gittiğimizi, küresel ısınmanın daha da artacağını söylüyor. Şu anki görünen durumda Türkiye'yi çok olumlu bir şey beklemiyor. Çünkü işte takip ediyoruz. Suların kuruması, su kaynaklarının azalması, İklimde olan değişiklikler, yağış düzeninin değişmesi Türkiye için ilk başta büyük bir tehdit teşkil ediyor. Çünkü Türkiye ne yazık ki gelişmeyi daha çok şehirleşmede avrayan bir ülke. Siz de şehir planı yani gene de şehirleşmenin, plansız şehirleşmenin, programsız şehirleşmenin olumsuzluklarını yaşayan bir ülke. Özellikle tarım sahalarının azalması, özellikle tarımda artık üretimin daha azalması. Biz yükseldi diyoruz ama aslında gelen figürler biraz daha tarımda olumsuzluğu gösteriyor. Nüfus artışıyla tarım üretimini kıyasladığınız zaman. Bunun en büyük olumsuzluğu tabii büyük şehirlere yansıyacak. Onun nasıl olduğunu birazdan anlatırız. İlk başta doğal yaşamın getirdiği ve plansız kalkınmanın getirdiği olumsuzluklar olacak mutlaka. İkinci olarak Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin durumu söz konusu. Türkiye'nin ne yazık ki bulunduğu konum itibarıyla ki ben savunma sanayinin içinde olan bir kişi olarak söyleyeyim, birebir içinde olan bir kişi olarak Türkiye'nin geleceğinde bir takım çatışmaları ya da olumsuz olayları tetikleyeceğini bu koşulların kesinlikle söyleyebiliriz. Yani çok önemli bir olay yaşadı Türkiye. Güneydoğu'daki sınır komşuları değişti bir anda. Bir anda bir daha değişti. Orada yaşanan olumsuzluklar oldu. İşte şu anki durum ortada. Öte yandan Amerika'nın şu an Yunanistan'daki askeri hareketliliği ve ne olduğu anlaşılamayan planları, öte yandan Rusya'nın Suriye'ye inme
ruble alanı genişletme planı Türkiye'yi her taraftan sıkıştırıyor vaziyette. Türkiye bu mayın tarlasında olabileceği kadar iyi ilerliyor. Bir bölüm savunma gereçliğini Amerika'dan, bir bölüm Rusya'dan. Böyle devşirme her iki tarafa da hem sürtüşerek hem uzlaşarak şu an iyi bir politikayla gidiyor. Ama bunun geleceğinde dengelerin nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Ama savunma sanayinde, en azından benim gibi savunma sanayi içinde olan insanların konuştuğu konu, yakın bir gelecekte Türkiye'nin sıcak çatışmalara yönelebileceği konusunda ve bugünden yapılan bütün hazırlıklar Türkiye'nin bir sıcak çatışma durumunda nasıl pozisyon alabileceği konusunda. Bu durumda Türkiye şanslı. Eski bir söz vardır: kötü komşu insanı mal sahibi yapar. Türkiye'ye yapılan savunma sanayi kısıtlamaları Türkiye'nin savunma sanayinde ciddi bir ilerleme kaydetmesini sağladı. Ama tabii ki bu Türkiye'nin olumsuzluk yaşamayacağı anlamına gelmez. Türkiye'nin bekleyen huzursuz Türkiye'yi bekleyen olumsuzluğa neden olabilecek bir önemli sorun da tabii ki yaklaşan bir global ekonomik kriz. Türkiye gibi nakite dayalı, dışarıdan aldığı nakit parayla ekonomisini döndüren bir ülke için global kriz her zaman olumsuz sonuç açar. İç karışıklıklardan bir takım iflas, psikolojik sorunlara kadar. Türkiye'nin tabii son dönemlerde üretim ekonomisine geçmesi, üretime biraz daha ağırlık vermesi, özellikle inşaat ve perakendeden, ki perakendenin zararları gözüküyor. O zamlardan tekelleşmeye kadar yatırım ekonomisine geçmesi daha da düzgün olarak gözüküyor. Benim kanaatim bu. Artı tabii Türkiye'nin doğal felaketlerle karşı karşıya olması, ilk 20 yılda İstanbul gibi, Marmara bölgesi gibi ve özellikle hani Marmara'nın üretimine ait bölgelerinde de büyük bir deprem tehlikesi beklemesi, bu da üstüne tuz biber ekiyor. Yani çok iyi günler 20 yıl içinde yaşar mıyız? Yaşarız tabii. Akıllı politikalar, alınacak önlemler, bir yatırım ekonomisine geçiş, savunma sanayine yapılan katkı, tarımı yeniden canlandırma, daha etkin ve daha efektif bir tarıma geçme, hepsine üst üste koyduğumuzda bir takım sorunların üstesinden gelebileceğimiz kesin diye yanıtlayayım. Peki hocam. Motorcu oldu böyle ilk başta ama yani dertliyiz tabii, o yüzden konuşacak çok şey var. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bu bahsettiğiniz doğal krizler gerçekleşirse Türkiye şehirleri ve kentliler bundan ne şekilde etkilenecek peki Ya sizce? şimdi şehir ne demek? Yani büyük bir şehirden söz ettiğimiz zaman, tarihsel bağlamda da bakalım. Şehir, aslında şehrin çok önemli bir özelliği var. Şehir kendi kaynaklarını kendi üretemez. Yani şehrin kaynakları kendi popülasyon nüfusuna yetebilecek bir şeyde, yeterlilikte değildir büyük şehirlerin. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Yani tarihte baktığımız zaman mesela Roma Galya'da, Mısır'da ne arıyordu? Hani Roma büyük bir genişleme yaşadı, tamam. Ama Roma askeri kaynaklarının büyük bölümünü Mısır'ı ve Galya'yı elinde tutmak için harcadı. Hatta Galya'da yok olan lejyonlar oldu. Niye bunu yaptı? Çünkü Mısır Roma'nın tahıl ambarıydı. Bütün üretim orada oluyor. Po Ovası'nda güzel tarım olsa da Roma'yı ve Roma'nın civarındaki nüfusu besleyemiyordu. O yüzden Roma kendi kaynaklarını Mısır'dan alıyordu. Aynı şekilde tahılı ve şarabı Galya bölgesinden alıyordu. Kendi kaynaklarının yetmemesinin sorununu yaşadı. Aynı sorun İstanbul'da. İstanbul'a baktığımızda Bizans'tan beri gelen bir su sorunu var İstanbul'un. Hiçbir zaman çözülemeyen ve artan, nüfusa yetmeyen bir gıda sorunu var. Tabii Bizans döneminde tarihi yarımadanın dışında olabildiğince tarım yapılıyor olsa da
Osmanlı döneminde bu daha da artan nüfusla birlikte daha da yetersiz hale geldi. Ya büyük şehirlerin bu sorunu çok büyük. Mesela İstanbul bağlamında konuşursak işgal yıllarında bunun en büyük sorunu işgal yıllarında çıktı. Ne oldu? 1918 1923 yılları arasındaki işgal sırasında İstanbul dışarıyla ilişkisi kesildi. İnsanlar vizeyle girip geliyordu ve Anadolu'dan İstanbul'a yiyecek akışı azaldı. Ne oldu? İstanbul'un bütün kaynakları çok yüksek fiyatlarla işgal ordusu komutanlarına ve askerlerine satıldı. Halka kalan çok çok daha yüksek fiyatla, alınamayacak fiyatla yiyeceklerdi ki çoğu da bulunamıyordu. Bakın o dönemde ilginçtir. Hemen bir anekdot olarak söyleyeyim. Mesela biz şey yaparız, hani kuru fasulye ekmeği banar yeriz. Halbuki kuru fasulye Osmanlı mutfağında piyaz gibi pişirilir. Öyle sulu yemek yok. O zaman sulu yemek oluyor, bol bol ekmek banılsın diye. İlk tren yolu yapılırken Almanlar patates getiriyor Türkiye'ye. İnsanlar ucuza doysun diye bütün yemeklere patates koymaya başlıyorlar. Hani alışkanlıklar da değişiyor. Hep bu şehirlerin kaynaklarının yetmemesinin kırılganlığı. Tabii doğal bir olaylarda bir işte tarımın azalması, kuraklık, herhangi bir nedenden tarım alanlarının tahrip olması ilk olarak büyük şehirlere vuracak. Artı işte bir doğal felaket, işgal ya da bir savaş durumunda tedarik zinciri kırılacak. Bunun da en güzel örneğini Londra'da gördük. Tedarik zinciri bir anda kırıldığı an Johnson'ın bile beklemediği bir şekilde marketlerde yağma başladı. Herkes almaya başladı, koşturma falan. Hani bizim sokağa çıkma yasağında 2 günlük, 78 günlük erzak almamız gibi. Bütün halk oraları doldu. Demek ki aslında bu tedariğin büyük şehirlerde özellikle kentlerde çok daha kırılgan olduğunu görüyoruz. O yüzden bunların tarımın biraz daha büyük şehirlere kayması, tedarik zincirinin sağlam olması, üretimin civarlara yayılması, işte Antalya'dan meyve geliyor. Hani bazı olumsuz koşullarda bu olmayacak yani Yalova çok daha şey hani bu tür şeylerin göz önüne alınması gerekiyor. Bir deprem durumunda bu zincirlerin nasıl kırılacağı, nasıl besleneceği ciddi olarak Türkiye'nin şu andan planlaması gereken sorunlar. Evet hocam, teşekkür ederiz. Üçüncü soruma da geçeyim o zaman. Eğer bittiyse. Evet, hızlı hızlı yaptık. Tamam. Türkiye şehirlerinde ortaya çıkabilecek her türlü yıkımı, tahribatı ve zararı önlemek için şimdiden ne tür hazırlıklar yapmak, nasıl tedbirler almamız gerekir? Şimdi Türkiye şehirlerini açlık ve iklim koşulları dışında tabii iki büyük tehlike bekliyor. Birincisi her zaman sıcak çatışma. Hani biz savunma sanayinde her zaman senaryoda o sıcak çatışma vardır. Mutlaka öngörülür. Olmasa bile 30 yıl, 40 yıl bir şey, her türlü ani baskın, işte çok kırılgan. İngiltere ile Almanya bile çatışıyordu az kaldı. Hani Almanya diyorum, İngiltere ile Fransa bile az kaldı, çatışıyordu yani her şey. Çin'de uzakta olan bir şeyin buraya sıçraması. Olası bir deprem her zaman olası. Olumsuz sel, yağmur, yağışlardan kaynaklanan şeyler. Bizim büyük şehirlerimiz mesela İstanbul gibi bir büyük şehrin en büyük sorunu bir Orta Çağ şehrinden evrilmesi. Yani Ankara mesela büyük bir işte o zamanlar bir 30'lu yıllarda Atatürk'ün de gayretleriyle bir plan etrafında büyürken İstanbul bir Orta Çağ şehrinden evrildiği için ufak dar sokaklar, plansız bir büyüme, hiçbir kurala uymayan planlar o şekilde büyüdü. Bugün bir felaket durumunda bilmem Fatih'in ince ara sokaklarına girip oradaki insanları kurtarmanın olanağı yok. Ya da Üsküdar'ın dar sokaklarında, yokuşlarında nasıl bir kurtarma, bir bombalama ya da bir deprem olayında hiçbir şeyi yok.
Bunları plan yapıp belli şekilde belli yerleri boşaltmanın faydası olacağını düşünüyorum. Bugün ne yazık ki 2000'li yılında, 1999-2000 yılında ayrılan deprem alanları inşaat faaliyetleri, iskele imara açılmış durumda ve insanların toplanma alanı yok. Toplanma alanı olabilecek yerler işte Valide, Bağkur diyelim İstanbul'da ya da diğer büyük şehirlerde devamlı bir imar tehlikesi altında. Bir kere bir felaket durumunu düşünerek her zaman yolları ve toplanma alanlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü bir deprem, olası bir deprem on binler değil, yüz binlerin belki milyonların ölümüyle sonuçlanacak bir deprem. Kentsel dönüşüm burada çok önemli. Allah'tan kentsel dönüşümde iyi ciddi adımlar alınıyor. Ama aynı şeylerin şehrin tahliye kanalları ve ulaşım ağı ve toplanma yerleri açısından da ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Bir savaş durumu, bir deprem durumu, sığınak yok. Eskiden bizim evlerin sığınağı vardı, eski evlerin. Yani çok şey şu an göz ardı ediliyor. Her şey günlük güneşlik bu şekilde devam edilecek gibi duruyor. Hükümetin bildiğim kadarıyla bu konuda belli planlamaları var. Belki biraz daha hızlanması gerekiyor. Büyük şehirlerin bundan ciddi olarak bu planların içine dahil edilmesi gerekiyor. Şehir, şunu unutmamak lazım. Büyüyen, kaynakları her zaman azalan bir organizma gibidir. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi tereciye tere satılmaz ama bir organizma düşünün. Devamlı yiyor, yiyor ve obezleşiyor. Yani şehir böyle bir yapıdır. Obezleşen bir insanın damarını açmak için stent takılır, ilaç kullanılır, bypass yapılır, her şey yapılır. Şehri daha sağlıklı tutmak için de bu obez yapısında bu damarları açmamız, alanları açmamız gerekiyor. İnsanların yaşam alanı da önemli burada. Egzoz gazları, sanayi şeyleri. Yani sanayi, tarımı şehirden uzaklaştırdık, sanayiyi aldık. Aslında tam tersi yapılacaktı. Eski 1940'lara, 50'lere bakıyorum ben. İşte Langa bostanları, Çengelköy bostanları. Langa ayarıyla Çengelköy ayarı savaş yapıyor. Bir öbürüne olmaz diyor, şu diyor. Hani böyle tatlı bir tarım şeyi var ama bunların tamamını yok edip sanayi için almamız çok daha olumsuz şeyler yollanmış. Belki bunları yavaş yavaş işte mahalle bostanları falan tabii minyatür yapılar ama yani zarar neresinden dönülse kâr, belki çok elimizde kalan son alanları değerlendirebiliriz. Bir hayal rant dünyasında ama dediğim gibi hani obezleşen bir şehri mecbur böyle gidecek. Kaynakları kıtlaşacak. O damarları açmamız gerekiyor. Yoksa büyük bir kriz kapıda olur. Teşekkür ederiz hocam. İsterseniz soru cevap kısmına geçelim. Evet, biraz hızlı yaptık. Daha başka sormak istediğiniz var mı bilmiyorum. Arkadaşlarımızdan soruları da alalım o zaman el kaldırırlarsa. Konuya hızlı anlattığım için. İlk sorumuzu Zikri Doğanay arkadaşımızdan alabiliriz. Kamerasını açarsa. Evet. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Katıldığınız için Nasılsın? teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ ol. Benim sorum şu şekilde. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya çöküntüsü yani çöktü. Evet. Sosyal medya çöktü. Ve insanlar ne yapacağını şaşırdı açıkçasıyla. Ve önümüzdeki yıllarda da bir güneş fırtınası olacağı söyleniyor. Ve bu güneş fırtınası sonucu da bir hafta yaşanan elektrik ve internet kesintileri yaşanacağını söyleniyor. Evet. Bundan dolayı ne sorunlar ortaya çıkar ve ülkemiz bu sorunlara ne tür önlemler alabilir? Yani çok güzel. Bunu ben yıllar önce söylemiştim. Ondan sonra benden şey istediler. Bu konuda bir dizi film senaryosu yazmamı. Bayağı da uğraştım bunu yazmak için. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bir internet çöküntüsünde ben yani sadece sosyal medyanın üç tane aracı çöktü.
ve söylenen ruhsal problem yaşayan insanlar oldu. Yani ne yazık ki böyle bir bağımlılık söz konusu. Ama sosyal medya tabii ki psikolojik bir bağımlılık. İşte metroda, otobüste herkes elinde cep telefonu, dünyayı kurtarıyor ama onun dışında tabii teknolojiye bağımlılık. Bunu askeri toplantılarda da tartıştık. Teknolojiye bağımlılık her zaman doğru değil. Mesela askerinin her zaman yüksek teknolojiyi elinde bulundururken konvansiyonel silahlardan ve konvansiyonel yöntemlerden vazgeçmemesi lazım. Dediğin durumlar çok doğru. Olduğu an süngüyle savaşılır. Yani bütün barut bitti, şu bitti, bu bitti. Yani her şey olabilir. Bizim gibi demode insanlar tabii ki özellikle ekonominin teknolojiye bağımlı olmaması yanında. Çünkü şimdi güneş fırtınası tabii olabilir. Fizikçi olarak ben her şeyin olabileceğini söylerim. Ama şu var. Ekonominin yani ya da internet ağının ya da enerji ağının, bakın bir enerji krizine doğru gidiyoruz. Ama bu tür elektrik şebekesinin bozulması sadece güneş fırtınası değil. Yani Allah korusun Türkiye'ye bir saldırı olması anında da interconnected sistem çökebilir. Belli başlı yerlerin tahrip edilmesiyle. Sabah gidiyorsunuz bankadaki paranız yok, alamıyorsunuz. Bitcoinler zaten yok. Yani bankada paranız yok, cebinizde paranız yok. Kredi kartı çalışmıyor. Ne yapacaksınız? Ekmek alamazsınız. Yani bu kadar teknolojiye bağımlılık çok da doğru değil diyorum ben. Yani belli bir şekilde her zaman yedek bir şey bulundurmak gerekiyor. İşte bütün sistemler elektronik tek bir yerden tamam çöktü. Ondan sonra çok güzel bir yere değindi yani. Her zaman bir B planı olması gerekiyor. Yani bir araç motorla çalışıyorsa yanında kolla çevirecek bir B planınızın olması gerekiyor. Çünkü fiziksel olaylardan söz ediyoruz. Fiziksel her olay bir saldırı ve tahribat anında çökmeye mahkumdur. O yüzden dediğin çok güzel. Güneş fırtınası olmasa bile bir deprem, bir saldırı bunların hepsini yok edebilir. Özellikle ben çok mücadelesini verdim ama olmadı. Mesela TRT kurumumuz çok para harcıyor diye orta dalga vericilerini kapattı. Ama bir deprem durumunda FM vericileri susacak mesela. Sadece orta dalga çalışıyor. Gitti elektrikler gitti. Şehrin dışında bir yerden orta dalga vericisiyle dünyayla irtibat kurabiliyorsunuz. Hani bütün şeyler sadece teknoloji ya da paraya değil, acil durumlarda B planı olarak yapılmalı diye düşünüyorum. Bunu tabii planlayabilecek insanlar var, biraz daha sıkı harekete geçirmek lazım. Ama sorduğun soru çok güzel tabii. Yani ben kesinlikle ekonominin ulaşımın, her şeyin bu kadar teknoloji bağımlısı olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların internet bağımlısı olması zaten daha başka bir olay. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. İkinci olarak da Merve Köse arkadaşımız sorusunu alabiliriz. Merhabalar. Merhabalar Erhan Hocam, hoş geldiniz. Teşekkürler, çok sağ ol. Benim sorum şu şekildeydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi iklim değişikliği felaketi dünyanın belli başlı bölgelerini yaşanmaz hale getirebilir. Bu da milyonlarca insanın mülteci duruma düşeceği anlamına gelir. Peki bunun sonucunda sizce ne olacak? İkinci bir kavimler göçü bizi bekliyor mu? Çok güzel sorular, harika sorular hazırlamışsınız. Kavimler göçü bekliyor tabii. Yani işte şu an hükümetin iradesiyle Afganistan'dan gelen göç durdu. Gevşek davranılsaydı bir faciayla sonuçlanabilirdi. Ama her an her şey olabilir. Yani bir rejim değişikliği bu kadar göçe yol açıyorsa iklim değişikliği ya da doğal başka olaylar çok büyük. Ya ben ilk defa öğrendim, Pelinlerle konuşuyordum, Pelin Ebru'yla, Ebru Yücel'le. Ağaçlar göç ediyormuş. İklim değiştikçe ağaçlar da hareket ediyor, böcekler hareket ediyor. Evet. Türkiye'de gözükmedik balon böceği, bilmem kırmızı böcekler, şunlar bunlar çıkmaya başladı.
bilmediğimiz hayvanlar çıkıyor şimdi ortaya. Hani göç sadece insanlara mahsus bir şey değil. Sınır güvenliğinizi nasıl koruyacaksınız? Göçmenlere ateş açamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Belli bir yerde kabul etmek zorundasınız. Allah korusun bizim de başımıza gelecek bir felaket. Bir kavimler göçü tabii ki büyük şeylerle, işte Orta Asya'da deniz kurudu falan gibi her zaman olabilecek bir şey. Bunlara karşı plan olması gerekiyor. Tabii bunu çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Bir doğal olumsuzlukla başlayacak bir göç çok uzun yıllar içinde olan bir şey ve bunun ciddi olarak takibi gerekiyor bence. Bu bir devletin uzun vadeli planı. Ve bir de yanınızda Avrupa gibi huysuz bir çocuk varsa istemiyorum ben, kimseye almayacağım, bana ne diyorsa. Bizim için çok ciddi bir sorun. İnsani olarak da, ekonomik olarak da. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sorunuzun cevabı için. Sağ ol. Üçüncü olarak da İrem Orhan arkadaşımızın sorusunu alalım. Alalım. Öncelikle katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim yani bu olanak olduğu için. Sorum ise bilim insanları dünyada son yıllarda ortaya çıkan sık orman yangınlarını neye dayanarak iklim değişikliğiyle bağdaştırıyorlar? Ve yangınlar ve iklim değişikliği arasındaki en kuvvetli unsur nedir? Çok güzel soru. Neye dayanıyorlar? Genelde masaya dayanarak, çünkü çok bir dayanak yok. Ben çok kişiyle konuştum. Hani havanın tabii sıcak hava, ani ısınmalar ve tabii havanın ısınması, güneşin gelmesi bir oradaki cam kırıkları şu bu tabii ki yangına neden oluyor. Ani taşlarda, başka yerlerde ısınmaya neden oluyor ve sıcak, Sibirya'da da aynısı oldu. Sibirya'da ani ısınmalar oldu. Orman yangınları olduğunda. Hani bir anda bu yangınlar olabiliyor ama şunu da biliyorum ki siyaseten ben dolaştığım için çok Afrika'ya özellikle ormanlara karşı büyük bir böyle nefret söz konusu. Neden bilmiyorum. Liberya'dayken bir bakanla konuşmuştum. Liberya'da dünyanın en büyük orman, yağmur ormanları var. Adam dedi aynen şöyle, biz dedi para kazanacaksak keselim bütün ormanları falan. Yani hal böyle bizim müteahhit mantığıyla. Ne yazık ki böyle bir şey var. Tabii eğer birileri, küresel güçler, küreselciler demiyorum öyle saçma bir ayrıma inanmıyorum, küreselci, ulusalcı falan ama küresel emperyalist güçler eğer kendi çıkarları için ormanların yok olmasını düşünüyorlarsa mutlaka her yerde yapıyorlardır. Yani bir anda tabii ki ısınma bu orman yangınlarına neden oluyor, bunu yalan diyemeyiz ama dünyanın her yerinde aynı anda orman yangını oluyorsa bunun tesadüf olmadığını da düşünmek lazım. Yani düzgün bir istihbarat tesadüfe inanmaz. Ama Teşekkür ederim önümüzdeki hocam. yıllarda da göreceğiz. Çok teşekkürler. Sırada Seda Nur Öztürk arkadaşımızın sorusuna var. Erhan Merhaba. Hocam merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür. Benim sorum da şu şekilde. Söyleşimizin en başında iklim değişikliğinden ve bu konuyla alakalı görüşlerden bahsettik. Peki sizce iklim değişikliğinin en sarsıcı özellikleri Türkiye'nin ilk olarak hangi bölgelerinde ortaya çıkacak ve bu konuyla alakalı ülke olarak ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Ya tabii orada meteoroloji uzmanları falan çok iyi Türkiye'de öngörüde bulunuyorlar. Hangi bölgede çıkacakları tabii onların yaptığı araştırmalarla belli ama ne yazık ki ilk tarım alanlarının olduğu Marmara ve Orta Anadolu'da büyük şey yapacağını söylüyor. Değişikliğe yol açacağını. Zaman içinde Akdeniz bölgesi tropik zaten kuşağa girecek. Yani ciddi olarak Türkiye etkilenecek. Türkiye'nin etkilenmesi demek bugünkü tarımın aynı şekilde yapılamaması demek. Onun için endüstriyel tarım demiyorum ama
Geri tarım yöntemleri daha efektif, kimyasal yöntemlere dayanmayan bulmamız lazım ki var bütün dünyada. İşte humik asitle toprağın zenginleştirilmesi, doğal kömürden humik asit üreterek, işte bir takım organik maddelerin kullanılması, bunlar dünyada kullanılan yöntem. Hiç kimse de hiçbir ülkede bizdeki kadar büyük verimli alan yok yani. En ufak alanlarını en efektif şekilde kullanıyorlar bu tür organik tarım aletleri, ürünleri. Danimarka, işte İsveç falan oradan çıkıyor adamlar. Bir tarafı buz, bir tarafı kaya. O yüzden Türkiye'nin yavaş yavaş bildiğimiz NPK gübreye bağlı bildiğimiz tarımdan daha efektif bilimsel tarıma geçmesi en doğrusu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ben hocam. teşekkür ederim. Sırada Berkay Demir arkadaşımızın sorusunu alabiliriz. Merhaba. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Benim sorum, günümüzde biyolojik virüsler yoluyla insanlar hastalanıyor ve ölüyor. Biyoterörizmi durdurmak, engellemek şu saatten sonra mümkün mü? Asla. Biyoterörizm ileriki yıllarda daha başka nasıl boyutlar kazanabilir ve dünyada ne tür sıkıntılar çıkarabilir hocam? Harika bir soru. Şimdi biz sınır güvenliği toplantısı yapmıştık. Orada ben şey demiştim, hani sınırdan tamam bütün araçları koydunuz. Konvansiyonel, teknolojik, en modern ama virüsü nasıl durduracaksınız sınırda? Hani böyle bir şey yok, bir virüsün yayılmasını durduramazsınız. Virüs genetik bakımdan basit, üretilmesi kolay bir şey. Yani genetik olarak bir biyoterör dediğin ya da biyolojik silah olarak her şekilde virüs üretilebilir. Özellikle COVID'de gördük, işte SARS üstünde AIDS genleri var böyle. Hani Türkiye'de birçok bilim adamı konuştuğumuz zaman hani bunun kesin laboratuvardır falan dedi. Ama şunu unutmamak lazım. Bir virüs ortaya nasıl çıkarsa çıksın, sonuçta salgın kendi kurallarını izler. Ya bu virüs yapay, bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Çünkü bir salgın ortaya çıkıyor, bir virüs ortaya çıkıyor ve bundan sonra kendi kurallarını izliyor. Kendi salgın kuralları, mesafe, maske, temizlik, korona tipi virüslere karşı yapılan bir şey. Yani bunun yapay olması ya da doğal olması sizin salgınla boğuşmanızı engelleyecek bir şey değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü ne yazık ki psikolojik olarak belki de yani virüse inanmayan bir kitle var. Doğal değil, üretildi. Ya, tamam üretildi, o anda üretildi, tamam. Ama salgın artık kendi fiziksel koşullarıyla tıp biliminin bir sorunu olarak ilerliyor. Onun için dikkatli olmak lazım ama şöyle bir şey söyleyeyim. En kolay silah, en güzel yok eden silah. O yüzden çok tehlikeli olur. İşte Masalcı diye benim romanım var, orada yazmıştım mesela. Kaç, 6 sene mi oldu? Ondan sonra şey, yani buzullar eridiğinde oradan bir virüs çıkacak mesela milyonlarca yıllık. Ya da çıkanı oraya mal edecekler. Her an her şekilde yayılabilir. Bunu engellemenin bir yolu yok. İnsanlık dışı bir şey. Her şeyde dikkatli olmak gerekiyor. Yavaş yavaş belki de virüslere tecrübe kazanacağız. Çok daha hızlı hareket edebileceğiz. Bir virüsün askeri amacı da yok. Çünkü herkesi yok ediyor. Hani Çin'den çıkıyor ama bütün dünyayı sarıyor. Hani yapacağınız hiçbir şey yok. Delta İngiltere'de bilmem nerede çıktı diyoruz. Burada bir anda gözüküyor. O yüzden virüs sınır tanımayan bir şey. Ne yazık ki daha çok tecrübe kazanarak ilerleyeceğiz. Tabii ki hatalar olacak. İnsanların hayatına mal olacak. Ama insanların onu yapan şeyi bir gün cezasını bir şekilde bulacak. Herkesin bir düzeni var. En hayırlısı gelir yakında. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sırada Zeynep Türk arkadaşımızın sorusunu alabiliriz. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Sağ ol. Benim sorum şu, dünya şu an bir savaşın eşiğinde kesin. Peki bu savaşın çıkmasına sebep olacak son olay sizce ne olabilir?
Valla kestirmek o kadar zor ki. Şimdi iki kutuplu bir dünya vardı bir önce. Dünya Savaşı'ndan önce. Almanya'nın büyük şey olması, Avrupa'da genişlemesi falan. E işte Ferdinand öldürdü, savaş çıktı adamım. Yani öldüren de savaş çıkacağını tahmin etmiyordu herhalde. Hani bir kıvılcım her yerden Evet. gelebilir. Ha, kıvılcımın nerede geldiği önemli. Akdeniz'de geliyorsa bizim için kötü. Pasifik'ten de bir kıvılcım çıkabilir şu an Çin tarafı. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çıkan kıvılcım her şey olabilir. Yarın öbür gün kaza veya bir tane uçak düşer. Bir tane gemi şey olur. Bir terörist atak olur. 11 Eylül saldırısını hiç kimse tahmin etmiyordu. O Afganistan'ın başına patladı. Hani her türlü şey olabilir. Çok zor yani o. Tabii ki senaryolar var. Tabii ki birçok senaryo var ama yine kestirmek çok güç. Savaşı çıkartmak isteyen her zaman yapar. Yani maalesef diken üstünde bütün devletler. Yani bir de işin kötüsü iki dünya savaşından sonra Avrupa bir şey öğrendi. Bu savaşı Avrupa'da yaparsak biz zarar görüyoruz. Bari başka bir yerde yapalım diyorlar. Biz iki kere tehlikede oluyoruz. İnşallah. Anladım hocam. Böyle devam edelim. Kesinlikle istiyorsunuz yani. Evet, kestirmek güç. Çok teşekkür ederim Ben hocam. teşekkür Devam için. Sağ olun. ederim. Sırada Satiye Kayalaroğlu arkadaşımızın sorusunu alalım. Merhabalar. Erdem'cim merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Benim sorum şu şekilde. Dünyanın yaşadığı küresel iklim değişikliği Türkiye turizmi için bir tehdit mi, bir fırsat mı? Sizce Türkiye turizmi iklimsel değişikliklerden pozitif yönde mi yoksa negatif yönde mi etkilenecek? Şimdi tabii iklim değişikliğinin ne yönde seyredeceğine ve nereleri etkileyeceğine ama Türkiye'nin turizmi şu an aslında tabii iklim değişikliğinden çok siyasetin etkisi altında. Siyaseten yani Türkiye'ye karantina uygulanmasından işte bazı terör olaylarının abartılarak verilmesi, olmayan bir terörü abartarak şey yapıyor. Yani bir yıl Türkiye turizmini etkileyen olay var. Turizm bazen iklimden ve doğallıktan da farklı olabilir. Mesela işte Club Med gibi falan büyük şeyler dünyanın neresinde olursa olsun belli bir hizmet sunuyor. Yani turizmi etkileyen iklim değişikliği dışında birçok parametre var. Yani Türkiye daha ısındı kıyılar, daha kuraklaştı. Zanzibar'da da turizm var. Kızıldeniz'de de turizm var. Bir şey Cezayir'de bile var. Hani turizme her şekilde bir çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. Tarihsel bu kadar zenginliği olan. Daha da ucuz demeyeyim ama fiyatı daha da uygun olan bir turizme her zaman için bir çare bulunur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de olabilecek en kötü iklim değişikliği bile hani bir şekilde turizme kazandırılabilir. Hani bugün Kanarya Adaları diyorlar. Ben gittim. Bir tane volkanik bizim hayırsız adadan daha beter bir yer. Ot yok üstünde ama bir şekilde bir turizm yapılıyor. Ben her zaman bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Mehmet Sarıkaya arkadaşımızın sorusunu da alalım. Erhan Hocam hoş geldiniz. Anlatımlarınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Doğal afetlerden, iklim değişikliklerinden bahsettiniz. Bir de İstanbul'da su sorunu var dediniz kısaca. Evet. Peki bunun üzerine Türkiye şehirleri su krizine yani susuz kalmaya ne kadar hazırlıklı sizce? Ve savunma sanayinde bulunduğunuzu söylediniz. Bir su krizine dayalı savunma sanayi olarak düşünürsek bir çatışma ortamı doğabilir mi? Çok büyük sorun. Yani sorduğun soru 5 saatlik cevabı olan bir şey aslında. Yani büyük şehirler mesela İstanbul örneğinden çıkarsak şimdi hala Osmanlı gelmiş Bizans'ın su yollarını kullanmış. Olduğu gibi Bizans'ın su yolları üstünden gitmiş. Çünkü su sorunu Bizans'tan beri var. Yani inanılmaz bir su sorunu var. Daha o zamanlardan işte bugün hala Valens kemeri duruyor.
Ulukapanı'nda İstanbul'da. O zamandan beri su sorunu olmuş İstanbul'un. Büyüdükçe, obezleştikçe daha çok içer, daha çok suya ihtiyacı olmuş. Bugün tabii işte Trakya'dan, şuradan, buradan su sorunu karşılanıyor ama her zaman barajlardaki doluluk oranımız şu bu diyoruz mesela. Büyük şehirler her zaman için, unutmayın bunu, siz de şehircisiniz. Kaynakları kendine yetmez hiçbir şekilde. O yüzden hep dışarıya bağımlı yaşar. Obezleştikçe arterleri tıkanır, açmak gerekir. Aynı bir organizma gibi yaşar bir büyük şehir. O yüzden büyük bir sorun. Türkiye'nin çok daha özel bir sorunu var. Mezopotamya'ya can veren Dicle ve Fırat'ın kaynaklarını bulunduruyor yani. Mutlaka bir su sorunu, su savaşı konusunda ilk olumsuzlukları yaşayacak ülke. Şöyle düşünün, yani Neolitik çağ, kaç bin sene öncesi, 7-8 bin sene, belki daha öncesine ineceğiz. Göbektepe 12 bin diyoruz, çanak çömleksiz Neolitik. O dönemlerde yani açlık yüzünden istilaya uğramış bir coğrafyadayız. Düşünün yani, Avrupa kavimlerinin göçü, daha sonra kavimler göçü, bir yana istila. Hani mutlaka su yiyecek savaşlarında Türkiye ilk etkilenecek yerlerden biri. Tabii çok doğru bir şekilde kullanıyor kaynaklarını. Ama büyük şehir bağlamında ileride daha büyük zorluk çekeceğimize inanıyorum. Bunlar da sizin çözmeniz gereken şeyler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şahsiyet Umur Alp Aydın arkadaşımızın sorusunu da alalım. Alalım. Bütün soruları alalım. Merhabalar. Merhabalar. Katılmanız için öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde dinliyorsunuz. Estağfurullah. Hocam şimdi iklim değişikliğinden, su sorunlarından bahsettik. Buna 20-30 yıl içerisinde yaşanması öngörülen bir su krizi bulunuyor. Bu su krizinin dünyada ve Türkiye'de oluşturacağı etkiler nelerdir? Bir de Türkiye özelinde bir göç dalgası oluşturabilir mi? Ya şimdi şöyle bir şey, tabii bir su krizi küresel öngörülüyor ama sonuçta şöyle bir şey var. Suyun bir döngüsü var. Değil mi? Yağmur oluyor, düşüyor, yağmur oluyor, düşüyor. Su belli ölçülerde yönetilebilir bir kaynak aslında. Şu an bizim işte kontrolsüz büyümeden kaynaklı sorunlar var dünyada. Hani yeraltı sularını tüketiyoruz. Tarımı bilinçsiz yapıyoruz. Tarımda su kullanımı aşırı fazla ki bunun örneğini GAP'ta yaşadık. Bunun bedelini tuzlanan topraklarla, tarım alanı olmaktan çıkan topraklarla ödedik. Büyük şehirlerde suyu idareli kullanamıyoruz. Mesela bundan 1, 2, 3, 4 önceki galiba İstanbul'da belediye başkanı Ali Müfit Gürtunan'ın bir sözü vardı. Hani şey, İstanbul'un bütün su borularını değiştirdik, su sorunu halloldu. Gerçekten de inanılmaz kaçaklar var. Hani biz aslında yönetebiliriz. Belli ölçülerde bu kıtlık yönetilebilecek bir kıtlık. Havzaları yok ediyoruz. Havzaları ev yaptığımız zaman, su havzasını, imara açtığınız zaman zaten barajı yok ediyorsunuz. Hani aslında yönetilebilecek bir durumda krizi yaratan bizleriz. Bu şekilde de devam edersek daha da büyük kriz yaratacağız. Yani bu sadece Türkiye bağlamında değil, bütün dünya için geçerli bir şey. Hani Afrika'da bile işte bir su kuyusuyla en kurak yerde, ki ben Afrika'ya çok sık gidiyorum, en kurak yerde bir mucize yaratabiliyorsunuz. O yüzden yönetilecek bir şeyi yönetilemeyecek hale getirip sonunda savaşa döndürecek olan da biziz zaten. Göç olacak tabii. Yani bir yer tarım alanı ve yaşanır alan olmaktan çıkarsa o insanlar göç etmek zorunda. O insanların kendi ülkelerinde gideceği bir yer yoksa başka ülkeye gitmek zorunda. Hani bundan kaçamayız. Ama ne yapabiliriz? Bunu önleyeceği en büyük tedbir bütün dünya çapında küresel bazda bir su programı, bunun kullanılması, boruların yeni, yani
Maraş havzalarının korunması inanılmaz bir şey var. Ama yatıp uyuduğumuz sürece olmayacak tabii. O yüzden ben de biraz senin kadar umutsuz konuştum. Peki hocam, teşekkür ederim. Yönetilebilir bir şeyi yönetemez hale gelmişiz. Evet. Yani bunu Türkiye özelinde değil, bütün dünyada söylüyorum. Ya Liberya'ya gidiyorum, adam ormanları keserim gerekirse diyor. Yani ülkeyi mahvediyorsun, ondan sonra çölleşecek, Liberya çölü olacak. Hani uzun vadeli düşünmüyoruz ne yazık ki. Hiçbir şekilde insanlık olarak. Çok yazık. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Esra Yaman arkadaşımızın da sorusunu alalım. Merhabalar. Merhabalar hocam. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şöyle sıcak çatışmalardan bahsettik. Savunma sanayiden bahsettik ve biyoterörizmden biraz önce bahsettik. Bunlar kapsamında 2020 yılında çıkan koronavirüsü değerlendirdiğimiz zaman, yani bir salgın hastalığı değerlendirdiğimiz zaman ve bu sürekli hala daha devam ediyor varyantlarıyla, mutasyonlarıyla ve birçok ülkede birçok yaştan insan öldü. Hani bu şekilde bir savaş başlangıcı olmuş olabilir mi? Ya da gelecekte oluşacak savaşlar artık biyolojik savaş niteliğinde direkt insan sağlığını etkileyip hani hiç silah kullanmadan oluşacak olabilir mi acaba? Tabii fütürist böyle bir takım yaklaşımlar var. Şöyle var, hani hatta şöyle de yaklaşımlar var. Yani belli ülkelerin, belli ırkların genetiğini çıkartıp sadece o geni taşıyan insanları etkileyen virüs üretilebilir şeklinde. Yani Türk popülasyonunda işte oldu babuna olayı, bütün kanlar gitti falan. Hani bütün bir örnekleme yaparak bütün insanları, yani sadece Türk çoğunluğun olduğu bir yerde daha parası falan olabilir. Şimdi ben tabii hani her şeyi komplo teorisine dökmeyelim diyorum ama bazı şeylerde insanın kafasını bulandırmıyor değil. Yani tam şey, işte o zaman İstanbul hakkında incelemeler falan yaparken işte Dan Brown'un romanı çıktı, virüs dünyaya yayılıyor falan. Hakikaten arkasından bir virüs salgını oldu, hiç tahmin edilmeyen bir şey. Tabii ki ama küresel bazda oldu. Virüs sadece savaş aracı, tabii direkt bir savaş aracı olabilir. Hani genetik bağlamda. Ama en direkt de bir savaş aracıdır virüs. Çünkü virüs ne yaptı? Bazı ülkeler ekonomisini korurken bazı ülkelerin ekonomisini yıktı. Üretim durdu, ticaret durdu, turizm durdu. Hani insan gücünü kaybetti ülkeler. Ölümlerle, hastalıklarla, işten çıkarmalarla. Hani bazı ülkelerin gerçekten zayıflamasına yol açtı virüs. Hani Güney Amerika'da hem insan ölümleri bakımından hem ekonomi bakımından bir felaket yarattı mesela. Başka yerlerde de oldu. Hani virüs salgınının bu tür etkilerini de toplarsak olası bir savaş durumunda karşı tarafı oldukça zayıf hale getireceği de kesin. Hani her bakımdan bir takım küresel güçlerin işine yarayan bir şey. Öteki tarafta cursor mikrofon üstünde, elim çarptıkça kapanıyor, şimdi düzelttim. Hani mutlaka hani direkt bir saldırı aracı olmasa bile en direkt bir saldırı aracı olarak kullanılabilir. Al işte Türkiye'ye karantina koydular, bütün iş şeyleri durdu. Hani istedikleri gibi oynayacağı bir oyun alanı yaratıyor virüs. Ama bir daha söylüyorum, bir virüsün yapay olması onun fiziksel kendi dinamikleriyle salgın haline dönüşmesini engellemez. Onun için dikkatli olalım. Yapay bile olsa salgın salgındır. Kendi kuralları vardır. Bunları unutmamak gerekiyor. Ben aşı yaptım, ben bilmem ne yaptım, ben şunu ilaç, dikkat etmem, maske takmam. Ne yazık ki başımıza gelen bir felaket. Daha da geleceğine inanıyorum ben.
kullanışlı bir araç çünkü. Ekonomileri insan gücünü zayıflatmak için daha da olacak. Bu arada soruların güzelliği karşısında ben böyle mest oldum. Bazen çabuk boyu gülerek cevaplıyorum. Böyle düşünen, çok güzel yargılayan ve soran insanlarla birlikte olduğuma çok mutluyum. Tüm gelen sorularda. Çok teşekkür ederim. Soru gelince yüzüm gülümsemeye başlıyor. Harikasınız. Çok teşekkürler hepiniz. Biz teşekkür ederiz hocam. Sırada Muhteber Ölker arkadaşımızın sorularını alalım. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Ben de hızlı söyleyeyim bakın. Muhteber Ölker. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Benim sorum şu şekilde. Uzay yolculuklarının bir sonucu olarak dünyanın alt yörüngesinde kalan roket parçaları, kırık kuydu parçaları ve patlamaların ardından milyonlarca parça uzay çöplüğüne dönüşüyor. Evet. Sizce bu uzay çöplüğü aktif uydulara zarar verir mi? Uydulara bir zarar gelirse dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Bu arada benim konularımdan da sormayı biliyorsunuz. Fazla stratejik değil. Şimdi şöyle, uzayda bir çöplük var. Yani metalik parçalar var ama çok büyük boyutlarda değil. Zaten bunlar atmosfere girdiği saniye daha atmosferin en üst tabakalarında yok oluyorlar. Yani o yüzden hani yeryüzü için tehdit teşkil etmiyor. Tabii ki uydu için tehdit teşkil edebilecek parçalar var. Uyduların buna göre korunması var. Uyduya zarar vermesi durumunda en fazla ne olur? Tabii telekomünikasyon sistemi çöker. Türkiye'de bu tür aksaklıklar yaşanır. Yine işte iletişim, bankacılık falan yaşanır ama benim bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla şu an bu kadar büyük zarar verecek şey yok. Ama o dediğiniz tabakalar uydu çöplüğüne döndükçe bu olasılık her zaman artacak. Ne yazık ki böyle Starlink'ler şunlar bunlar artık. Hani dünyayı kirlettiğimiz yetmiyor, uzayı da kirletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arttıkça olacak. Ha, dünya için tehlike yok, yeryüzü için. Onlar her zaman yok oluyor ilk girişte yani. Biz fark etmiyoruz bile ama zaman içinde diğer uydular için zararlı olacağı kesin. Buna göre önlem alınıyor zaten bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oğuzhan Aydın'la arkadaşımızın sorusunu da alalım. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam benim sorum kuantum teknolojisi hızla gelişiyor. Bu teknoloji yeni bir savaşın başlayacağı anlamına mı geliyor? Kuantum teknolojisi ile yapay zeka insan hayatının sonunu getirebilir mi? Şimdi kuantum teknolojisini ne bağlamda kullandığına bağlı. Ben kuantum fiziği okumuş biri olarak söylüyorum. Şimdi kuantum teknolojisi ucu inanılmaz açık bir şey. Yani şu an deli çalışmalar yapılıyor bu konuda. İnsanlığın sonunu getirmek değil mesela. Tabii ki kuantum bilgisayar dediğimiz falan araçlarla yapay zeka en üst düzeye çıkıyor şu an. İnsanın simülasyonundaki milyonlarca parametre bir şekilde dökülüyor. İnsanlığın sonunu, yani aslında şöyle bir durum var. Çok saçma ama eski efsanelere inanan insanlar var. Eski efsanelerde, özellikle Yahudi efsanelerinde, Kabala'da belli insanların yaşaması gerektiği ve onlara hizmet eden golemlerin olması gerektiği şeklinde. Yani golem ruhsuz insanlar. Bugünkü söylediğin anlamda yapay zeka. Böyle çılgın projeler olduğunu duydum her zaman ama hani teknolojinin her zaman insanın yararına olduğu tartışılır. Her zaman insanın yararına mıdır, değil midir tartışılır. Bugün cep telefonumuz var. Dünyanın her yeriyle oturduğumuz yerden görüşüyoruz. Siz oradasınız, ben burada görüntülü konuşuyoruz. Ama insan ömrü uzadı mı? Sağlıklı mıyız? Bu kadar aldığımız radyasyon nereye gidiyor? Binlerce soru sorulabilir. Hani
yapay zekanın bu kadar gelişmesi insanlığın lehine mi? Bütün iş gücünün yapay zekanın eline geçip insanları işsiz bırakması ama ekonominin buna bir ayak uyduramaması, gelir dağılımının iyi bir şey mi? Bunların hepsi tartışılır. Yani çok güzel bir soru aslında. Herkesten gelen sorular muhteşem. Bu daha özel, önemli bir soru. Gerçekten çok bilinmeyen de çok tartışılması gereken bir konu. Hani belki sabaha kadar bu sürer. Ama ben her zaman için gelişimin, teknolojinin bu kadar yükselip insan hayatını ele geçirmesine karşıyım. Evet. En acil ihtiyaç cep telefonu bile, internet bile hayatımızı ele geçirdi yani. O yüzden karşıyım şahıs olarak. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Emine Canan özel arkadaşımızın sorusunu da alalım. Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam biz şeyden bahsettik başta, savunma sanayisinden, işte Amerika ile Çin arasındaki durumdan, işte bizim sınırlarımızdaki sıcak çatışmalardan bahsettik. Aslında bu durum sizce işte orta yakın gelecekte güç dengelerinin tek bir ülke üzerinden yönetildiği bir dünya sistemine zemin mi oluşturuyor? Tabii ki böyle bir proje var ama tabii ki ulus devletlerin yıkılması olanaksız geliyor bana. Zarar görür. Tek devlet, tek düzen, deccal düzeni, yani böyle bir şeyin var olabileceğini düşünmüyorum ben. Ama şöyle bir şeyi öngörüyorum. Ulus devletlerin hırpalanacağını öngörmek, yani 19. yüzyılda nasıl ulus devletler bu kadar serpildiyse önümüzdeki dönemde hırpalanacakları kesin. Yani işte Birinci Dünya Savaşı, Sykes-Picot'lar, şunlar bunlar. Orada masa üstünde çizilen haritaların revize edileceğini de düşünüyorum. O yüzden her an uyanık olunması gerekiyor ama tek dünya düzeni, tek devlet, hani bana göre deccaliyet düzeni, böyle bir şey dünyanın gideceğini düşünmüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Derse de kötü olur. Aleyna Ak arkadaşımızın sorusunu da alalım. Merhaba hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben şey sormak istiyordum. Bir depremin olacağından bahsettik. Ve bu deprem olduğunda orası ve çevre iller de etkilenecek. Buradaki kitlesel göçü nasıl kontrol altına alabiliriz? Çok güzel bir soru. İşte bu şeyler için bakın. Şehirler böyle, insanlar obez obez, ana arterler, gideceği yer olmamaları, her şey. Mesela bir toplanma alanında, büyük toplanma alanında, in situ orada, o bölgede o insanları tutabilirsiniz. O insanların orada olmalarını, yakınlarına yardımcı olmalarını, işte çalışma, her şeyini sağlayabilirsiniz ama bu kadar obezleşip, damarları tıkalı bir şehirde o insanlar şehir dışına kaçacaklar. Kaçmak zorundalar. Çünkü işte İstanbul gibi şehrin en büyük sorunu lağım sistemi yukarıda. Depremlerle bütün lağım şehre yayılabilir. İşte mikrobik hastalıklar ortaya çıkabilir. Bakteriyel mikrobik. Yaşanacak alan kalmadığı için daha uzaklara kaçmak zorunda kalınabilir. Vesaire vesaire, göçe neden olan bir yanı neden olabilir. O yüzden bunları azalttıkça aslında bunları kontrol etmiş oluyorsunuz. Her şey en başa dönüyor. Ana arterlerin, yani damarların açılması, boş alan yaratılması. Bunlar sizin çalışma alanlarınız artık. Bir şehrin nasıl olması gerektiği. Evet, sizin de düşüncelerinizi merak ettiğim için sormak istedim. Evet. Bir büyük şehir yaşayan organizmadır. Şişmanlar, obezleşir, damarları tıkanır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunların açılmadığı sürece ölür, kriz ya kapıya gelir. Doğal bir afeti bile beklemez. O yüzden bu alanların açılması bunun için en iyi şey. Kimsenin başına jandarmayı koyup gitmeyeceksin diyemezsiniz. O yüzden yerinde çözüm yaratmak zorundasınız. Şu an deprem toplanma bölgelerini, yok bilmem
jeneratörleri, adam jeneratörü alıyor, kaçırıyor, satıyor. Yani bunları engellemediğiniz sürece, oraya ev diktiğiniz sürece bu olumsuz sonuçlar her zaman kaçınılmaz olacak. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selim Kağan Polat arkadaşımızın sorusunu da alalım. Merhaba hocam. Hoş Merhabalar. Geldiniz. Teşekkürler. Sağ ol. Dünyada fosil yakıt rezervlerinin azaldığını biliyoruz. Sizce nükleer enerji olmadan dünyanın sadece yenilebilir enerji kaynakları üzerinden tüm enerji ihtiyacını karşılaması mümkün müdür? Tam bana soracağın soruyu sordun. Nükleer enerji tabii aslında en temiz ve en kullanışlı enerjiyken beraberinde bir yıl sorun getiren bir enerji. Nükleer atıkların ne olacağı, işte çıkan aşırı ısının nasıl şey olacağı. Ama fosil kaynaklı, yani bir nükleer santral, ben çok iyi bildiğim için bir nükleer enerji mühendisi olarak, yani hiçbir şekilde patlamaz bomba gibi, öyle bir zararı olmaz. Ama baş edilemeyen atıklar ve atık ısı çıkartır. Tabii ki en burada en kötü kullanılmaması gereken fosil yakıtlar. Birincisi ne oluyor? Mesela bir termik santraldan söz ediyorsun. Termik santralda ne yakıyorum ben? Kömür yakıyorum. Bir, kömür ve karbon. İnanılmaz bir karbon gazı salınımı yapıyorum orada. İki, ne var içinde? Kükürt var. Ne yapıyor? Kükürt dioksit. Kükürt dioksit gazı salınımı yapıyorum. Yağmurla birleştiğinde ne oluyor? Asit sülfüreye dönüşüyor. Bütün bu çevredeki biyolojik hayatı ve doğayı kirleten bir olay. Tarımı etkileyen bir olay. Bunların zaten bugün yaşadığımız iklim sorunlarının mikro düzeyde kökeninde bunlar var. Yenilenebilir enerji kaynaklarını, tabii ki güneş enerjisi ve diğer işte su, buna bağlı şeyleri kullanmak en güzeli. Aslında kullanılabilir dünyada. Çok daha gelişmeye müsait. Özellikle Afrika'da falan ben takip ediyorum. Ama nedense bu konuda teknolojik gelişmeden ya uğraşmaktan çok insanlar önce şu fosil yakıtlar bitsin, bundan kazanacağımızı kazanalım, gerisine bakarız şeklinde. Yani Afrika'da işte şu an Batı Afrika ve Orta Afrika boyunca, Afrika'nın batısında Sahra ve tam güneybatıda haritayı böyle karenin çizgisini takip eder şekilde petrol yatakları bulundu. Bir anda Gabon'dan Ekvatoryal Gine, Gabon, Nijerya, Ghana, Liberya, Senegal, hepsinde petrol çıktı şu an. Hepsini düşünce tamam, enerji sorununu hallettik. Aslında bunu çöldeki alanları kullanarak defalarca halledebilirdiniz. Yine çıkan fosil yakıtlar, yine bunların kullanımı. Ne yazık ki bunu bir el şu an için, bırak biz petrolden kazanacağımızı kazanalım, ondan sonra bakarız. Petrol çok önemli bir araç ekonomi için. Bir, petrolden zaten ülke para kazanıyor. Ama petrol yoktan var olan bir şey. Yani bugün Suudi Arabistan mesela, düşündüğünüz zaman onshore bir petrol alanından çıkan petrolün maliyeti 7-8 dolar. Satış fiyatı 64'tü, bir anda 80'lere fırladı şimdi. Arada inanılmaz bir kar marjı var. İnanılmaz. Ama bunun dışında bu iki işe yarıyor. Bir, tabii ki Amerika gibi o Arabistan petrolünü işleten ülkeleri zengin ediyor. İki, yine Amerika bağlamında söylüyorum, deli gibi karşılıksız dolar basan bir ülke bu kadar büyük kar marjıyla o doları sisteme sokuyor. Sisteme daha çok karşılıksız dolar giriyor. Bir gün Amerika gık dediğinde onlar tuvalet kağıdından daha değerli olmayacak. O yüzden fosil yakıtların yakılmasını şu an için destekliyorlar. Yapacak bir şey yok. Elimizden bu kadar geliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Fatma Şentürk arkadaşımızın sorusunu da alalım. Hocam öncelikle merhabalar. Merhabalar. Benim sorum şu şekilde. Dünyada nüfus çok fazla artmaya başladı. Kaynaklarımız tükeniyor diye bir haberler okuyoruz sürekli bir yerlerde. Dünyanın kaynaklarının belirli bir nüfusu kaldırma kapasitesi olduğundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki mutlaka. Bir kaynak sonsuz değildir. Zaten nasıl tarif ediliyor işte. Ekonomik ve bütün sosyal hayat kıt kaynakları yönetmeye üstüne kurulu. Hiçbir kaynak sonsuz değildir. Ama her kaynak yönetilebilirdir. Siz yönetemeyip işimin ucunu kaçırdığınızda yani o kaynak kalmaz. Evde bir damacana su var. Tencereye dökerken yere döküyorsun. Basanın üstünü temizliyorsun. Ondan sonra susuz kaldım diyorsun. Aslında bu yönetilebilir bir şey. Nüfus yönetilebilir bir şey ama bırakıp bu söylemlere gitmek bir takım güçlerin işine geliyor. Tahıl yani tahıl mesela kıt bir kaynak olarak büyük bir ticari imtiyazsa 3 tane dünyada şirket var. Adlarını da benim aklınızda olsun. Glencore, Cargill, Continental, neyse. Üç tane şirket bütün tahılı yönetiyor istiyorsa Arjantin'de olay çıkartıyor. Hani bu tür şeylerin yönetilmesinde bu söylemlerin büyük etkisi var. Aslına baktığınızda bütün kaynaklar yönetilebilir kaynaklardır. Siz evde bulguru, suyu, pirinci, unu yönetebiliyorsanız bütün dünyada da bu ölçekte yönetilebilir ama bu planlama yapılamayıp bu inanılmaz bir tüketime yönetiyorsanız insanları tabii ki nüfusa yetmeyecek bir gün. Teşekkür ederim hocam kıymetli cevaplarınız için. Rica ederim. Yani baktığınız zaman her şey aslında bir felaket değil, bilinçli olarak bu hale getirilmiş olduğunu görürsünüz. Doğal teşekkürler. Teşekkürler. Son olarak Fatma Nur Özçelik arkadaşımızdan da sorusunu alalım. Merhabalar. İyi akşamlar Erhan Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz merhabalar. Tekrar. Teşekkürler. Çok sorumu sağ ol. Sorumu aktarıyorum. Yapay güneş teknolojisinin Türkiye'ye bir zararı olabileceğini düşünüyor musunuz? Sizce yapay güneş teknolojisi 3. Dünya Savaşı'na bir nevi hazırlık çalışması olabilir mi? Valla yapay olan her şeyin zararı olacağını düşünüyorum zaten. Üçüncü Dünya Savaşı ile ben bağlamadım bunu. Çünkü güneşi karartmak var, yapay güneş var, şu var, bu var. Hani bir takım fantastik düşünceler var ama Üçüncü Dünya Savaşı, Papa zaten Üçüncü Dünya Savaşı başladı diye beyanatta bulundu. Yani bunamasının ötesinde bildiği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Hemen bir kıvılcımla başlayacak bir şey, öyle bir projeye ihtiyaç duyacağını da zannetmiyorum. Ama şunu çok iyi bilmek lazım. Burada çok önemli bir şey var. İnsanların sorun yaratıp yapay bir şekilde çözmeleri sonuçta her şeye, doğaya da ekonomiye de zarar veren bir çözüm. Mutlaka olumsuz etkileri olacak. O yüzden katılıyorum. Bu arada sizden özür dileyim. Bütün gece boyunca en çok kullandığım kelime galiba olumsuz oldu ama düşündüğümüz ve sorduğumuz konular bağlamında ne yazık ki olumsuz kelimesini çok fazla kullanmak zorunda kaldım. Şimdi seninle konuşurken hocam, dikkat ettim. Biz de bunları duymak istiyorduk açıkçası. Hani olumsuzlukları görmek istiyorduk. Yani o yüzden çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Ama şöyle düşün, hiçbir olumsuzluk yönetilemeyecek bir olumsuzluk, yani deprem falan ayrı. Depremde evet. De birçok planla hayat kurtarılabilir. Her şey yönetilebilecek şeyler. Benim bütün üzüldüğüm, belki herkesin bu kadar üzüldüğü, sizin yani size hayranlık duydum. Saat pazar günü 11 ve bu konuları konuşuyoruz. Hani hepimizin bir üzüntüsü, karın ağrısı bu olması lazım. Çok güzel sorulardı. Yönetilebilecek konularda
bir felakete gidişi konuşuyoruz. Ne yazık ki böyle. İnşallah gelecek nesillerde bunun çözümü bulunur diyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Soru cevap kısmımız, başka soru soracak arkadaşımız yoksa bitti. Şimdi sözü doçent doktor Fatih Erhan hocamıza veriyorum. Erhan hocam, her zamanki gibi sizi dikkatle dinledik. Bence Türkiye'de önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Böyle geçmişin izini iyi takip edip gerçek ve doğru bilgiyi aktarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizin konuştuğunuz meseleleri işte mitoloji olsun, paganizm olsun böyle çok araştıran, anlatan uzman yok ülkemizde. Maalesef. Benim gördüğüm siz kendinizi tarihe ve topluma karşı sorumlu hissediyorsunuz ve tarihi hafızanın kaybolmaması için çabalıyorsunuz. Çok güzel ifade ettiniz. Her yerde söylediğim hafızayı kaybetmemek, tarihin evet. Hafızasını kaybetmemek. Yani bu yönünüzü çok takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Çok teşekkür ederim. Bugün öğrencilerimizi kırmayarak geldiğiniz ve konumuz olduğunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizi dinlemeye, izlemeye, okumaya devam edeceğiz. Çok onur duydum. Çok teşekkürler. Bir anda böyle şey oldu, sözcük laf bulamadım. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam teşrifleriniz için. Sizden önce iki misafirimiz vardı. Bundan sonra da olacak. Ama bizim projenin konsepti açısından sizin bugünkü sohbetiniz, bu akşamki sohbetiniz gerçekten tam örtüştü diyebilirim. Teşekkür ederiz teşrifleriniz ve emekleriniz için. Sağ olun. Abi bütün öğrencilerinizle övünebilirsiniz. Muhteşem sorular, muhteşem tespitler. Çok 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 mutlu oldum. Çok teşekkürler hocam katılımınız için. Zaman ayırdınız değerli vaktinizden. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, gerçekten çok mutlu ettiniz, sağ olun. Erhan hocam, evet, ben de teşekkür ederim kendi adıma beni kırmayıp buraya geldiğiniz için. Evet, ben teşekkür ederim bütün bu organizasyonu yapıp haberleşme. Evet. İyi sağladığın için. Erhan hocamız o zaman hep beraber alkışlayalım. Çok teşekkür ederim. Yarın. Hocam. Yani çok memnun oldum tanıdığıma sizlere. Fatih hocam çok teşekkürler güzel sözleriniz için de. Çok sağ olun. Yine görüşmek üzere hocam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun.